Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündemle karşınızdayız. Bugün uzun zamandır konuşulmayan, özellikle korona gündemiyle birlikte göz ardı edilen bir konuyu konuklarımızla konuşacağız. DAEŞ, özellikle 2014 Musul işgalinden sonra ortaya çıktı. Çok kısa zamanda büyük ilerlemeler kaydetti ama hemen ardından Rojava'da YPG ve YPC savaşçılarının duvarına çarptı. O günden sonra da en son Bağoz'da alan hakimiyetini tamamen kaybetti. Ama son günlerde özellikle korona döneminde fırsat bilen DAEŞ yeniden saldırılarını arttırmaya başladı. DAEŞ'in saldırılarını arttırmasının yine özellikle Kuzey Afrika'ya yayılmasının nedenlerini de konuşacağız. Bu olguyu ortaya çıkaran etkenleri de konuşacağız. Ama diğer taraftan da tabii korona döneminde saldırılarını hiç eksiltmeden sürdüren Türkiye'yi, Türk Devleti'ni de konuşacağız. Onun bu çete örgütlenmeleriyle işbirliğini, çete örgütlenmelerine desteğini de gündeme getireceğiz. Tabii diğer taraftan da Batılı devletlerin özellikle bu çete örgütlenmelerine karşı tutumunu, çete örgütlenmeleriyle Türk devleti arasındaki ilişkilere karşı tutumunu ve bunların özellikle yargılanmasına dönük yaklaşımlarını da konuklarımızla gündeme getireceğiz. Üç konuğumuzla tartışacağız bunları. Araştırmacı yazar arkadaşımız İbrahim Gezici Almanya'dan bizimle birlikte olacak. Diğer taraftan gazeteci arkadaşımız Halit Ermiş Rojava'dan bizimle birlikte olacak. Yine Makbul Demokratik Halk Meclisi'nden Halil Bilen arkadaşımız, o da Makbul'dan, Güney Kürdistan'dan bizimle birlikte olacak. Ben her üç konuğumuza da hoş geldiniz diyerek başlayayım. Hemen Almanya'dan İbrahim Gezici ile başlayalım. Sayın Gezici, DAEŞ yeniden örgütleniyor diye başladık tanıtıma ya da işte programın girişine. Ama Irak ve Suriye'de, Kuzey Afrika'da yeniden hareketlendi. Onların DAEŞ'in saldırılarını da duymaya başladık. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Bu gelişmeyi nasıl değerlendirmek gerekir? Neden ve etkileriyle ilgili ne dersiniz? Evet, merhaba, iyi akşamlar. Konuklar, diğer konuk arkadaşlara da selamlarımı iletiyorum. DAEŞ, diğer adıyla IŞİD, Rojava, Kuzey Suriye ve Irak'ta yenildikten sonra, zaten en son Raqqa ve Deyzor alanında yenildikten sonra zaten bizim beklentimiz şuydu. Yani mobilize, savaşa geçmek. Çünkü tüm güçlerini, ciddi anlamda tüm güçleri darbe almıştı. Alanlarını, hakimiyet alanlarını kaybetmişlerdi. Yer altına çekileceğini ve bir süre uyuyan hücrelerle fırsat kollayacaklarını zaten beklenen bir şeydi. Şimdi bu aslında yeni bir durum değil. Süreci az çok bilenler IŞİD'in bu yönde bir hareket planı çizeceğini, oluşturacağını tahmin ediyordu. Şimdi bugün tekrardan korona süreciyle birlikte hareketlenmesi, Irak'ta buğday tarlalarını yakması, çeşitli alanlarda Irak güvenlik güçleri de dahil saldırıya geçmesi, keza aynı şekilde Kuzey Suriye, Rojava ekseninde ki gazeteci arkadaşlar o bölgede daha iyi yakından takip ediyorlardır kuşkusuz. Hareketlenmesi birkaç nedeni var. Hem korona sürecini fırsat bilme, çünkü gündem farklı, hem Irak'ta hem Kuzey Suriye, Rojava ekseninde halk sağlığı, insan sağlığı sorunu esasken, bu kadar insani bir durum esasken IŞİD'in harekete geçmesi bizi şaşırtmamalı. Çünkü IŞİD'de şöyle bir şey yok, insan özne olma durumu yok. Onun için IŞİD neden korona sürecinde harekete geçti diye bir şaşkınlık yaşamıyorum. Çünkü tersi olmuş olsaydı belki şaşırabilirdim. Az çok IŞİD'i hepimiz burada tanıyoruz. Tabii bunun yanı sıra işte Kuzey, dediğiniz gibi Kuzey Afrika'ya kadar açılması var. Çünkü alan dar, çok alan dar bir alanda sıkışmış durumda. Kuzey Suriye, Rojava ekseninde ve Irak'ta artık IŞİD'i çok iyi tanınıyor. Yani IŞİD'in nasıl savaştığı iyi biliniyor. Bu yapının kendisini sürdürebilmesi için, devam ettirebilmesi için
daha önce temelini atmış olduğu Kuzey Afrika'ya, yani buna Mısır'da dahil, Libya'da hatta dahil açılması gerekiyordu. Yani bu yeni bir açılım değil ama hareketlilik vesaire belki yine korona gündemiyle birlikte yani, orada da daha aktif hale geliyor. Araya gidiyorum ama şöyle bir soru da sorayım. Sadece uyuyan hücreleri mi harekete geçiren bir DAEŞ var? Yani o alan hakimiyetine son verilmesinden sonra uyuyan hücreler üzerinden mi harekete geçti? Bu o zaman birçok ülkede de geçmişte DAEŞ'in bulunduğu birçok ülkede de Türkiye buna dahil oralarda da farklı biçimlerde yeniden canlanabileceğini gösterir mi bize? Tabii ki gösterir. Yani görüşümce şu anda Türkiye'de uyuyan hücrelerin harekete geçmesi için bir gereksinim yok. Bunun nedenini belki programın daha ilerleyen bölümlerinde konuşabiliriz. Tabii sadece uyuyan hücreler değil, DAEŞ, IŞİD denilen yapı yeniden organize oluyor, yeniden örgütleniyor. Yeni sürece uygun, çünkü alan hakimiyetlerini kaybetmişler, kitle desteklerinin bir bölümünü kaybetmişler ki kuşkusuz ki bir bölümü de devam ediyordur. Tabii burada şunun altını kalın şekilde çizmek gerekiyor kitle desteği derken. Bu bölgenin şöyle bir dezavantajı var. Biliyorsunuz Irak Savaşı ve Afganistan Savaşı'nda kim doğdu? IŞİD doğdu. Yani IŞİD birden olmadı. Guatemala biliyorsunuz. Ondan sonra Felluce, Amerikan operasyonları, insan hakları vesaire. Ama tek başına bu değil. Bunun yanı sıra o bölgenin sosyolojik olarak şöyle bir dezavantajı var. Feodal yapı, aşiretlere dayanan ve mezheplerin oldukça hem mezheplere bölünmüş, Sünni, Şii ve diğer inançların olduğu ve çeşitli sadece mezhepler değil, millet ve milliyetlerin olduğu, ulus ve ulus diğer milliyetlerde milliyetlerin olduğu, yani Türkmenlerden, Araplardan tutalım da, Kürtlerden tutalım da, diğer milliyetlere kadar uzanan bir şey var. Şimdi dolayısıyla bu kadar bölünmüşlük, bu kadar feodal yapı ve mezhepsel çatışmaların objektif olarak koşulların olduğu bir alanda bugün DAEŞ'in sıfırlandığını düşünelim. Bir an biz DAEŞ'in sıfırlandığını düşünelim. DAEŞ'e benzer ya da DAEŞ'ten, IŞİD'den daha radikal bir yapı yine çıkabilir. Niye? Aslında bunun üzerine sağlam bir şekilde durmak gerekiyor. Çünkü bu bölgenin sosyolojisi ve tarihsel ve dinsel kültürel yapısı bunun altyapısını fazlasıyla oluşturuyor. Ben burada isterseniz bir virgül koyabilirim. Devam edebiliriz sonra. Peki ben Sayın Erbiş'e de geçeyim. Gazeteci arkadaşımız sahada yakından takip ediyor. Doğrusu hem bu da için yeniden hareketlenmesini soracağım. Bir de belki şunu da yanıtlar kendisi bize. Bu yeniden hareketlenen DAEŞ, işte Bahoz'da bitirilen DAEŞ midir? Aklıyla, siyasetiyle, yaklaşımıyla, yeni durumuyla nedir bu DAEŞ? Bir ikincisi, bir de dikkat çekici bir gelişme. Yani çokça DAEŞ'li Rojava'da hapishanede, cezaevlerinde tutuluyor. Ama eşleri de Hol kampında. Hol kampındaki DAEŞ'lerin eşlerinin de son dönemde provokatif hareketlenmeler içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunu neye yormak gerekir? Yani onların o provokatif hareketlenmelere girişmesini sağlayan etken nedir? Bunu da bize açmasını istiyoruz doğrusu. Şimdi ben şöyle başlamak isterim açıkçası. Bugün harekete geçen DAEŞ ya da farklı isimler altında da olabilir. Cihatçı, radikal selefi gruplar bu bölgede çok değişik isimler altında sürekli var edilmeye çalışılıyor. Özellikle Suriye kriziyle birlikte ya da Arap Baharı denilen süreçle birlikte geliştirilen vekalet savaşlarıyla birlikte neredeyse mantar gibi her taraftan bittiler gerçekten. Her tarafta her gün yeni bir çete yapılanması ortaya çıkarıldı. Her gün yeni bir isim altında yeni bir grup ortaya çıkarıldı. Bunlar kendiliğinden elbette ki ortaya çıkmadılar. Öncesi vardır. DAEŞ örneğin işte 2003-2004'lere kadar dayanır. Onun arka öncesinde hatta Sünni Şii çelişkisi yaratılma şeyi üzerinden bunlar var edilmeye çalışıldı. Devamıdır. Bence devamıdır. Yani Deirazzor'da DAEŞ'in toprak hakimiyetine son verildikten sonra hocam belirtti değişik şekillerde kendilerini yeniden var etmeye çalışacaklardı.
toprak hakimiyetine son verildi ama bölgenin çok değişik ülkelerine dair dağılan, çok değişik yerlerde kendilerini örgütleyen binlerce çete üyesi vardı ve bunlar özellikle adım adım geliştirildi. Deraz'daki tasfiye bir anda ortaya çıkmadı biliyorsunuz. Toprak hakimiyeti giderek daraltıldı. Buna göre kendi stratejisini de geliştiriyordu ya da taktiklerini yeniden varlığını değişik şekillerde sürdürebilmek için kendi iç yapılanmasını ona göre dizayn ediyordu, değiştiriyordu ve sahada değişik şekillerde kendisini gösteriyordu. Dayı zaten Deraz'da tasfiye edildikten sonra da hücre yapılanmaları biçiminde her tarafta eylemlerini, saldırılarını sürdüreceğini deklare etmişti. Bu çok yabancısı olduğumuz bir durum değildi ya da sonrasında toprak hakimiyeti bittiği de bu nereden çıktı gibi şaşkınlıkla karşılanan bir durum değildi. Arkasında böyle bir sürecin gelişeceği biliniyordu. Çünkü çok değişik yapılar şeklinde ya da çok değişik tarzlarla kendisini örgütlemiş bir yer altına geçmiş bir örgütten bahsediyor. Çok karanlık işlere bulaşmış bir örgütten bahsediyor. Arkasında çok farklı bölge devletlerinin, farklı ya da küresel güçlerin olduğu çokça tartışılan bir husustu. Dolayısıyla bunların yeniden örgütlendirilmesi, finanse edilmesi, eğitilmesi, değişik şekillerde sahaya sürülmesi aslında bekleniyordu. O açıdan çok da kopuk değildir. DAEŞ bugün işte biraz orada ya da Irak'ın başka yerlerinde DAEŞ ismiyle hareket ediyor. Belki ilerleyen dakikalarda tartışırız. Fakat değişik yerlerde çok farklı isimler altında yeniden örgütlendirilip piyasaya sürülme durumu da var. Şimdi böyle bir gerçeklik de var. Onu açmak mümkün mü? Mesela değişik yerlerde hangi adlarla örgütlenen DAEŞ var ya da onu dönüştürüp kendi lehine kullanan bölge devletleri mi var? Onu mu ima etmek istediniz? Evet, kesinlikle. Şimdi örneğin işte Serekani'de, İdlib'de, Afrin'de hatta bunlar bir şekilde Libya'ya geçiriliyor değişik isimler altında. Örneğin Suriye Milli Ordusu var. Şimdi Suriye Milli Ordusu'nun nereden çıktığı çok aleni ortada. Libya'da kendi DAEŞ şeyleriyle, kimlikleriyle ortaya çıktılar, elbiseleriyle ortaya çıktılar. Peki bu ayrıntılı olarak bir başlık olarak ele alacağız onu, Türk devletiyle ilişkilerini. Bu başlıkta özellikle bize Hall kampını ve orada ortaya çıkan provokasyonu anlatsanız, sonraki turda kuşkusuz Türkiye devletiyle ve onun farklı adlarla çıkmasını daha geniş tartışalım diye. Özellikle evet, araya girdim, sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Yok, önemli değil, olabilir. Hall kampında şimdi, Hall kampı neredeyse bölgenin, Orta Doğu'nun en büyük mülteci kamplarından birisi durumuna getirdi. Bu mülteciler arasında gelen binlerce DAEŞ ailesi de var. Aslında DAEŞ ailesi demek de biraz işi biraz masumane bir şeye çekmek gibi olur bana göre. Çünkü DAEŞ'e katılmış yüzlerce kadın var. Hatta DAEŞ kendisini bölgenin insanları olarak gösteren ve gelen, bana göre araştırılırsa, incelenirse, perde arkası biraz açılıp bakılırsa, şu anda Hol kampında bulunan mülteci ismi altında yerleşen binlerce erkek de var. DAEŞ üyesi, çete üyesi. Hatta bana göre bir şekilde uyuyan hücre biçiminde kendisini örgütleyen tiplerdir. Çünkü dikkat edin, Hol kampında sürekli infaz durumları ortaya çıkıyor. Bir taraftan tamam, kadınların yürüyüşleri gerçekleşiyor, tepkileri ortaya çıkıyor değişik şekillerde. Fakat bunların kendi işlerinde defalarca infazlar gerçekleştirdiğine tanık olduk, haberlere yansıdı. Silah, mühimmat cephaneleri çıktı kendi kamplarında. Şimdi bütün bunlar nereden geliyor, nasıl oluyor, nasıl yer altına geçiriliyor, nasıl gizleniyor, hangi amaçla gizleniyor? Bunlar hepsi soru işaretleri. Dolayısıyla çok... Bir güvenlik zafiyeti mi var? Güvenlik zafiyeti var. Orası sonuçta Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin denetiminde olan bir alan değil mi? Evet, Kuzeydoğu Suriye'nin özel yönetiminin denetiminde ama şimdi 70 bin insandan bahsediyoruz. Biz bir şehirden bahsediyoruz. Çok basit bir şey değil. Çok öyle etrafı kapalı surlarla örülmüş ya da tel örgülerle örülmüş bir kamptan da söz etmiyoruz. Dışarıyla bir şekilde bağlantısı olan insanlar. Çünkü sözünü biraz önce ettim. Şimdi bu insanlar kendilerini mülteci olarak gösteriyor. Dışarıyla bağlantıları olan insanlar aynı zamanda. Geliş gidişleri olan insanlar, ziyaretleri gerçekleşen insanlar. Şimdi böyle bir ortamda her türlü şey dönebiliyor. Kamp içerisinde ben mesela kendim kampı gezdim, dolaştım Hol kampını. Gerçekten kontrol edilmesi bile kendi başına ciddi bir sorundur. Hele hele bölgeye yönelik böyle ciddi ambargoların olduğu,
ciddi işgal saldırılarının olduğu, her tarafta istihbaratların cirit attığı, gizli örgütlenmelere geçtiği, saldırıların içten gerçekleştirildiği toplum içerisinde mesela şunu biliyoruz değil mi? Türk devleti burada Arap gençlerini örgütleyip Libya'ya kadar götürebiliyor. Şimdi bunu yapan istihbarat örgütleri bir şekilde onların aileleri üzerinden de bir şekilde onlara ulaşabiliyor ve tehlike yaratabiliyor. Hatta sadece Hol kampına değil, zindanlarda biliyorsunuz sürekli karışıklık oluyor. Sürekli firar girişimleri oluyor. Bunlar çok ciddi sorunlar. Çok gerçekten dikkate alınması ve DAEŞ'in yeniden yapılanması, yeniden kendisini örgütlemesi bu belki de bir başlangıç. Önümüzdeki süreçte çok daha tehlikeli boyutlara da varabilir. Türk devletinin etkisi ne kadar Hol kampında? Direkt bir etkisinin şöyle olduğunu söylemek belki mümkün değil. Şu ana kadar bu yönlü açıklanmış bir şey yok. Fakat şunu biliyoruz, DAEŞ çetelerinin arkasındaki güç, en azından besleyip büyüten, sürekli farklı isimler altında örgütleyip şekil vermeye çalışan, yeniden piyasaya süren Türk devleti bunun belgeleri çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi bunlar kendi aileleriyle görüştüklerinde, onun için dedim bir araştırma yapılırsa, bunun perde arkasında neler çıkacak? Acaba aileleriyle nasıl ilişkiler gelişti? Sadece Türk devleti de değil, bu işte bölgeyi karıştırmak isteyen güçler açısından, daha işi sürekli canlı tutmak isteyen, bir demokrasinin kılıcı gibi özerk yönetim üzerinde kullanmak isteyen güçler, bu bölge üzerinde hesapları olan güçlerin hepsi bundan nemalanmaya, faydalanmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla çok ciddi bir tehlikedir. Sadece yapılanı herhangi bir işte mülteci kampı içerisinde bir yürüyüş olarak, bir tepki olarak değerlendirmek kesinlikle çok iyi niyetli bir yaklaşım olacaktır. Hol kampını da bana göre çok iyi niyetli bir şekilde bir mülteci kampı olarak değerlendirmek de çok doğru bir şey olmayacaktır. O açıdan diyorum, gerçekten çok iyi denetlenmesi gereken, araştırması gereken. Şimdi özel yönetim sürekli saldırı altında, sürekli değişik şekillerde ambargolarla sindirilmeye çalışılıyor, işten parçalanmaya çalışılıyor. Bu öyle kolay bir şey değil. Devletlerin bile dize geldiği bir süreçten, bir durumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla Hol kampı bu açıdan son derece önemli. Peki. Aslında çok önemli şeylerden söz ediyorsunuz. Belki önümüzdeki dönemlerde bunları ayrıntılı konuşmakta da yarar var. Yani sonuç itibariyle bölgede DAEŞ'i yeniden korkutacak önemli noktalardan biri gibi görünüyor Hol kampı. Buradan Güney Kürdistan'a, Makbul'a dönmek istiyorum. Sayın Halil Bilen, sizden soralım. DAEŞ özellikle son dönemlerde Irak'ta saldırılarını arttırmaya başladı. Açık açık hedefinde Kerkük olduğunu söyledi. Kerkük'ün yanı sıra Makbul kampının da DAEŞ açısından önemli bir hedef olduğunu biliyoruz. Nitekim birkaç kez de saldırdı. Siz DAEŞ'in orada yeniden örgütlenmesini nasıl değerlendirirsiniz? Bir de bu hedefe Kerkük ve Makbul'u koymasının nasıl bir tehdit algısı olarak algılandığını da doğrusu sormak istiyorum. Ayrıca Makbul zaten ambargo altında, zaten saldırı altında, Türk devleti bombalıyor. Bir de DAEŞ olursa DAEŞ'e karşı ve diğer saldırılara karşı nasıl bir güvenlik önlemi alıyor? Öncelikle programınız vesilesiyle Önder Apo'nun ve ulusal dernekler rolü olan herkese Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Şimdi DAEŞ meselesi, yani gündeme sık sık gelen bu DAEŞ meselesi, yani şimdi olan bir şey değildir. 2004'ten beri süre gelen bu DAEŞ meselesi, Irak'ta saldırılar nedeniyle insanlar yurdunda neden bir örgüt. Şimdi bizim gözümüzde, yani bizim gözümüzde, insanlık gözüyle bakarsanız DAEŞ orta çağdan kalma, barbar, vahşi, hunhar, tecavüz eden, soykırım yapan, kıyım yapan terörist bir örgüttür. Yani bizim gözümüzde zaten yaratılmaması gereken bir örgüttü DAEŞ. Ama şimdi böyle kötü bir empati yapalım ve kendimizi DAEŞ'i yaratanların yerine koyalım. Peki acaba DAEŞ zaten bunun için yaratılmadı mı? Kırım yapsın, yıkım yapsın, soykırım yapsın, halkları essin, örgütleri essin. Yani istedikleri herkesi essin diye bunları yaratmadılar mı? İşte bunun için bunu yarattılar. Kim yarattılar? Şimdi bu tapınakçılardır. Bu yani sermaye gruplarıdır. Bunların yarattığı bir örgüttür DAEŞ. Şimdi
Irak'ta, belki Suriye'de DAEŞ isminde anılıyor. Fakat şimdi Mısır'da Müslüman Kardeşler adıyla anılıyor. Şimdi Türkiye'de AKP adıyla anılıyor. Biz bir tek isme odaklanıyoruz fakat bu yanlıştır. Çünkü DAEŞ sadece böyle simgeleşmiş bir isimdir. Yoksa her yerde farklı örgütlenmeler şeklinde, bazı arkadaşlar bahsetti, farklı örgütlenmeler şeklinde örgütleniyor. Bu Irak'taki Sünniler içerisinde, Suriye'deki insanlar içerisinde her yerde örgütleniyorlar. Şimdi bize karşı, PKK'ya karşı savaştıran askerlerin %80'i bu işçilerden oluşuyor. Türk askeri adı altında getirilip dağlarda savaştırıyorlar. Şimdi bu kentler savaşında bu savaşanların %80'i zaten bu DAEŞ'çiler değil miydi? Şimdi milli ordusuyla arkadaşlar bahsettiler. Milli ordusu adı altında bakın El-Bağdadi dahil nerede öldürüldü? Sözde çatışmalı olduğu grupların orada öldürüldü. Türkiye sınırının orada öldürüldü. Şimdi bunlar iç içe komplike bir durum. Bunların hepsi planlı şekilde, bunların fikir babalarının yani emelleri doğrultusunda hareket ediyor. Mahmur'da veya Kerkük'te, şimdi 2003'te dahi Amerika'nın Saddam'ı vurduğu, kırdığı bu yerlerde dahi Mahmur, Kerkük, Musul arası bu yerlerde dahi tam hakimiyet ele geçirmemiş. Şimdi de hala öyle. Irak ordusu ne de peşmerge güçleri buralarda hakimiyeti tam sağlamamış. Ya da DAEŞ'in bitmesini istemeyen bir çevreler var. Bu DAEŞ'in bitmesini istemeyen çevreler sürekli bunu kullanıyorlar. Başka adlar isimde DAEŞ'i canlı tutuyorlar, yemeklerini veriyorlar, silahlarını veriyorlar. İnsanlar için sürekli bir tehdit olsun diye. Yani demek ki DAEŞ'le... Ya ben özür dileyerek rejideki arkadaşlardan da rica edeyim. Eğer Halil arkadaşın sesi böyle anlaşılmaz geliyorsa doğrusu düzeltmekte yarar var. Çünkü çok ıcıltılı bir ses. Düzeltmekte yarar var. Yani izleyici de bu sesle söylenenler önemli ve anlamaz. Şimdi ses geliyor Peki, mu? Peki konuşmaya devam edin Halil Bey. Kusura bakmayın kestim ama ses gerçekten çok ıcıltılıydı. Yok sorun değil. Sesin açıklaması açısından önemli. Evet buyurun devam edin. Ses daha iyi gibi. Şimdi bana göre Irak'ta bir türlü kurulamayan, bir türlü oluşamayan bu hükümet krizinden kaynaklanan DAEŞ şimdi her yerde örgütleniyor. Bakın size bir örnek vereyim. Yani 2003'ten sonra burada bir Zerkavi vardı. Bu Zerkavi daha sonra buradaki El-Kaide'yi kuydu. Daha sonra Afganistan'a gitti. Afganistan'da Usam Bin Laden'le görüştü. Usam Bin Laden'e biat etmedi. Daha sonra orada yaralandı. Ve o Zerkavi'nin Kürt ideolojisinde Şiilere kıyım, Şiilere yıkım var. Fakat her ne hikmetse o yararlı şekilde İran'a gitti. İran hükümetinin bilgisi dahilinde İran'a gitti. Daha sonra da Güney Kürdistan'a geldi. Burada örgütlendi. Bakın Zerkavi. Şimdi bu tür Kürt ideolojileri Orta Doğu'da her yerde örgütlenmeleri mümkündür. Neden? Çünkü bu radikal İslam'dan gelen, radikal İslam'la özdeşleşen bu kişilerin her biri yeni bir örgüt. Dün El-Kaide'ydi, bugün DAEŞ'ti, yarın Barasan'dı. Bunlar her yerde örgütlenebilirler. Onun için işi kökünden halletmek gerekiyor. Şimdi siz sabahtan akşama kadar elinize bir sineklik alsanız da sivrisinek öldürseniz bu sivrisinekler yarın tekrar geri gelirler. Onun için bataklığı kurutmak gerekir. Nasıl bataklığı kurutacaksınız? Demek ki ne liberal İslam, ne radikal İslam, ne de siyasal İslam. Bunun bir tek çözümü var, kültürel İslam'dır. Eğer Orta Doğu'da kültürel İslam kurulmasa, bugün DAEŞ, yarın Horasan, öbür gün, ertesi günde başka bir ideolojiyle gelen mutlaka birileri olacaktır. Şimdi bir batılı güçlerin zihninde, bu zihni olduğu müddetçe ve bizde de bu zemin olduğu müddetçe, bu gizli örgütlenmeler, bu radikal grupların hepsi her gün çıkabilir ve bunun için mükemmel bir zemin Orta Doğu'da vardır. Sadece Irak'ta değil. Bakın Batı, Kuzey Afrika'dan ta İran'a kadar, ta Asya'ya kadar böyle bir zemin vardır. Neden? Çünkü İslam'ı, Müslümanlığı bir şiddet dini olarak görüyorlar. Şimdi Batılıların dininde ne var diyor? İslami terör. Şimdi bu bizim tarafımızdan hoşnut görülen bir şey değildir. Çünkü İslam dini, barış dinidir, kardeşlik dinidir, sevgi dinidir. Fakat bakın bunların dayandığı tek şey nedir? Gene Müslümanlık, gene İslamlıktır. İslam adına bunu yapıyorlar, Müslümanlık adına bunu yapıyorlar. Şimdi burada biz Mahmur'da Türkiye'den bağımsız bir DAEŞ'i düşünemeyiz. Bakın DAEŞ'in gelmesine gerek yok ki zaten Türk ordusu her gün uçaklarıyla Güney Kürdistan'daki o oluşturdukları karakollardan gelip Mahmur'u zaten istediği gibi vuruyor.
Adamlar yerleştiriyorlar, istihbaratçılarını yerleştiriyorlar, istedikleri her şeyi zaten gelip yapıyorlar. Şimdi DAEŞ'i de kullanabilirler ya da farklı bir şekilde kullanabilirler. Çünkü öyle bir süreçten geliyoruz ki Kürdistan tarihinde bu kadar ajanlaştırma bir daha, yani başka bir tarihte görülmedi. Müslümanlarımız tarafından o kadar ajanlaştırma yapılıyor. Her gün farklı yerlerde, her gün farklı bilgilerde, her gün farklı ortamlarda böyle mükemmel bir sistem oluşturma ve bu sistemi çalıştırıyorlar. Onun için bizim burada yapacağımız, yani biz DAEŞ'e ne kadar hazırlıyız ya da bu tür örgütlenmelere ne kadar hazırlıyız ya da bizim yaşam felsefemiz, ideolojimiz buna ne kadar hazır, biz kendimizi ne kadar örgütleyebiliriz, ne kadar programlayabiliriz, o önemlidir. Yoksa bugün DAEŞ'tir, yarın El-Kaide'dir, farklı bir örgütlenmelerle bizim üzerimize gelebilirler. Her gün farklı bir yapıyla bizim üzerimize gelebilirler. Onun için önderliğin çok güzel bir sözü var bu konuda. Diyor ki DAEŞ'in olduğu, yani bu örgütlerin olduğu her yer sizin mücadele alanınızdır. Bu çok şeffaf ve çok güzel söylenmiş bir sözdür. Böyle yani boş söylenmemiş bir sözdür. Onun içine doldurmak gerekir. Şimdi biz bu DAEŞ'i veya bu ötürü örgütlenmeleri kendi deyimizle kullanabiliriz. Yani bununla biz çok daha ileri bir şey kazanabiliriz. Bu bizim için de ayrı geçen bir fırsattır. Yani DAEŞ'in olduğu her yer, bu tür örgütlenmeler, bu tür gerici zihniyetlerin olduğu her yer bizim mücadele alanımız olmalıdır. İster Mahmut olsun, ister Kerkük olsun, ister Rojava Kürdistan olsun veya başka bir yer. Dünyanın her yerinde bu tür zihniyetler, bu tür örgütlenmelere karşı bizim mücadele alanımız genişlemelidir. Bu da içimiz rahattır. Yani istedikleri yerde örgütlensinler. Biz kendi içimize, öz dinamiğimize, temel dinamiklerimize bakarız, öz savunumuza bakarız. Acaba bizim neyimiz eksik? Yani eksik olan taraflarımız nedir? Biz ona bakarız. Yoksa yani düşmandır. Türkiye kimle konuşursa, dünyadaki herhangi bir devletle konuşursa mutlaka Kürtler, özellikle yani PKK ile olan Kürtler, önde rapor olan Kürtler hedeftir. Yani dünyanın neresinde, dünyanın bir öbür ucunda bir yani alışveriş yapsa, bir pazarlık yapsa mutlaka biz hedefteyiz. Onun için özellikle bu son günlerde Türkiye'ye giden yani bu baykuşlar gene farklı farklı haberler getirecekler. Yani bu normal bir şey değildir. Bugünlerde tekrar bir oyun oynanıyor. Bakalım şimdi Rojava'daki Kürdistan'ın gelişmelerinden rahatsız olanlar çoktur. Yani sonuçta Kürtlerin toprak sahibi olması, özgür bir iradelerin olmasının kimsenin yararına değildir. Onun için her ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Rojava'daki statüye saldıracaklar, Marmara'ya saldıracaklar, Kerkük'teki var olan otoriteye saldıracaklar. Ama biz Kürtler olarak acaba bunun neresindeyiz? Ne yapabiliriz? Bunun için nasıl bir hazırlık yapmalıyız? Ona odaklanmamız gerektiği kanısındayım. Peki. Bu son iki dakikalık sesiniz çok iyiydi. Umarım yayın boyunca da hep öyle devam eder. Önceki ses maalesef hıcıltılıydı, gidip geliyordu. Ama son iki dakikada ben rahat anlayabildim. Umarım izleyiciler tamamını rahat anlamıştır. Buradan biraz daha aslında Türk Devleti'nin çetelere dönük desteğine geçmek istiyorum. Alanda bulunması itibarıyla bu turda Halit arkadaştan başlamak istiyorum. O biraz da takip ediyor. DAEŞ'in bir elebaşı daha Irak'ta yakalandı. Onu açıkladılar. Daha önce Bakoz'da yakalandığı, Amerikalılara teslim edildiği söylendi. Vesaire epeyce konuşuldu üzerine ama çok somut şeyler de doğrusu şimdiye kadar kamuoyuna yansımadı. Diğer taraftan İbrahim el-Kureyşi diye Bağdadi'nin öldürülmesinden sonra DAEŞ'in başına getirilen, elebaşlarına getirilen bir kişiden söz ediliyor ve bunun Türkiye'de saklandığına dair bölge kaynaklarının belirttiği ciddi iddialar var. Doğrusu bu DAEŞ örgütlenmesinin başı itibariyle değerlendirdiğimizde karşımızda nasıl bir tablo var? Yani bir şekliyle DAEŞ'i yeniden dizayn eden güçler mi var? Onlar yeniden bunu ortaya seriyorlar, hesabda geleni yakalıyor, gelmeyeni bırakıyor. Yani nedir mesele bu? Özellikle DAEŞ elebaşları üzerinden yürütülen meseleyi anlamaya çalışıyoruz. Şimdi İbrahim Kureyş'in nerede olduğuna dair net bir şey söylemem, en azından benim net bir şey söyleyebilmem şu anda çok mümkün değil. Çünkü bu yönde somut bir bilgiye, belgeye sahip olmak gerekiyor. DAEŞ çete üyelerinin kendi söyledikleri var. İşte sizin biraz önce sözünü ettiğiniz
Türkiye'de olduğuna dair çetelerin konuşmaları var. Açıkçası çok şaşırır mıyım? Şaşırmam. Çok yabancı bir şeyle mi karşı karşıya oluruz böyle bir şey ortaya çıkarsa? Şaşırmayız. Bence yeni yabancı bir durum da olmaz. Çünkü bunun öncesinin bu şekilde döndüğünü çok somut belgelerle daha önce çok net bir şekilde gördük. Şunu çok iyi biliyoruz. Örneğin Kobane'ye saldırıldığında Kobane düştü, düşecek diyen zihniyetin daha sonra çete örgütlerine nasıl bir bağ kurduğunu, bu çete örgütlerini yeniden nasıl derleyip toplayıp Afrin'e saldırttığını, İdlib'de nasıl uluslararası pazarlık masasına çevirdiğini, Serik Anigrisbi bu çete yapıları eliyle nasıl kullandığını, nasıl maaşa bağladığını çok açık alani bir şekilde gördük. Dolayısıyla çok şaşırmayız. Ben şunu iddia ediyorum gerçekten. Elbette ki birçok güç var bu grupların arkasında. Elbette ki bu güçler olmamış olsaydı, bölgesel ya da küresel güçler olmamış olsaydı, bu çete yapılanmalarının bu şekilde ayakta kalabilmeleri mümkün değildi. Gerçekten sözü edildiği gibi çete yapılarına karşı bir çok ciddi bir savaş yürütülmüş olsaydı, uluslararası anlamda, bölgesel anlamda bütün güçlerin bir araya gelip birlikte bir savaş yürütme durumu olsaydı ve hakikaten tasfiye edilmesi amaçlanmış olsaydı, bu çete örgütlerinin bu şekilde ayakta kalmayacakları kesindi. İdlib'de, İdlib bunun en somut ifadesidir. Afrin'de bu işgal döneminde bugüne kadar geçen süreç ve yaşananlar bunun en açık bariz ifadesidir, somut delilleridir. Serekani Grispi yaşanan gerçeklik ki Türkiye, Erdoğan bunu açık bir şekilde söyledi. Biz işte Suriye Milli Ordusu'nu kurduk dedi. Oradaki muhalif kesimleri ki tırnak içerisinde belirtiyorum bir araya getirerek yeniden örgütlemekten söz etti. Şimdi ben daha önce de şöyle bir şey söylemiştim. Gerçekten şimdi Erdoğan Türkiye'deki Suriye'deki bir muhalefet cephesi midir ki? Suriyeli midir ki? Suriye halkından mıdır ki? Suriye rejiminden rahatsız bir muhalefet cephesi oluşturuyor. Suriye Milli Ordusu'nu kimin neyin adına oluşturuyor? Şimdi bunlar çok tartışılması gereken, gerçekten irdelenmesi gereken, analiz edilmesi gereken şeyler. Ama şu bir realite, bu çete yapılanması finanse ediliyor. Bu çete yapılanması eğitilip donatılıyor. Bu çete yapılanması değişik isimler adı altında olsa dahi Nusra ve DAEŞ'in kalıntılarıdır, artıklarıdır. Temize çıkarılmak üzerinden meşru dünya kamuoyuna yeniden servis edilebilmesi için, meşru temelde servis edilebilmesi için, onu da o meşruiyeti de tırnak içerisinde belirtiyorum çünkü kendi meşruiyetleridir. Servis edilebilmeleri için yeniden örgütlendirilip piyasaya sürülüyor ve bunlar arkasında güçler var. Yoksa DAEŞ'in bu şekilde kendisini örgütlemesi ya da değişik diğer örgütlerin, El-Nusra'nın bugün İdlib'de ayakta kalması gibi, mümkün değildi. Bu kadar güç karşılarında olacak. Dünya bunları tasfiyesi için. Şimdi çok polyanacılık oynamaya gerek yok. Realite bize bu işlerin nasıl döndüğünü bu son birkaç yıl içerisinde, son 10 yıl içerisinde çok net bir şekilde gösterdi. Vekalet savaşları tanımlaması boşuna ortaya çıkmadı. Vekalet savaşı demek arkasında bir güç olmaz demek. Birilerinin adına savaşan bir yapılanmadan söz ediyor anlamına gelir. Şimdi bunlar bu şekilde örgütlendiriliyor. Yarın öbür gün çete başı Türkiye'den çıkar mı? Çıkabilir. Hiç şaşırılmaması gerekir. Çünkü bunun arkasındaki en büyük destekçi güç Türkiye. Niye bunu söylüyoruz? DAEŞ çete yapılanmasının ya da diğer çete yapılanmalarının bölgede yapıp ettiklerinin en fazla kime yaradığına bakmak gerekiyor. En fazla kimin siyasetine koşulduğuna bakmak gerekiyor. Siyaseten kimin için iş yaptıklarına bakmak gerekiyor. Şimdi bütün emareler, bütün oluşumlar, yapılan bütün eylemler, pratikte ortaya çıkan bütün durumlar Türk Devleti'ni işaret ediyor bize her şekilde. Bunu sadece biz söylemiyoruz artık. Bunu bütün dünyadaki gözlemciler, analistler, bölgedeki siyasetçiler, analistler söylüyor. Ve bütün bunun somut deliller de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla DAEŞ ayakta tutulmaya çalışılıyor. İşte yeniden dizayn edilerek, yeniden örgütlenerek, yeniden... Ben mesela şöyle bir şeye çok fazla elbette ki etkisi vardır ama tümden ona bağlama tarafında değilim. DAEŞ korona zamanından faydalanarak yeniden ortaya çıkarıldı. Tespiti bir yere kadar doğru bana göre. Konjonktürel olarak bir yere kadar doğru. Fakat DAEŞ'e ihtiyaç duyulduğu için böyle bir dönemde birileri DAEŞ'i yeniden ısıtıp ortaya çıkarmak istedikleri için
DAEŞ eliyle birilerini yeniden terbiye etmek istedikleri için bölge insanlarını, yapılarını velhasıl ihtiyaç duyduklarından dolayı DAEŞ yeniden harekete geçebildi. Şimdi şöyle somut bir şey sorayım. Yani uluslararası koalisyon Kasada ile birlikte Orta Doğu'daki varlığını aslında DAEŞ'e bağlıyor. Yani DAEŞ dışındaki diğerlerini pek isimlendirmiyor. DAEŞ'e karşı mücadele sürecek ve birlikte özellikle Kasada ile birlikte olan mücadeleyi ona bağlıyor. Şimdi diğerlerine bakıyoruz, DAEŞ karşıtı olmadığını söylemeyen hiçbir kesim yok. Türkiye'de dahil buna. Ama diğer taraftan da orada yeniden örgütlenen bu yapılar var. O zaman belki somutta isim vermek, yani kimdir gerçekten, Türkiye ne kadar etkilidir burada, böyle çok kısa bunu söyleseniz sevinirim. Şunu söylemek istiyorum, yani bölge, örneğin Irak'ta DAEŞ neden yeniden faal hale geçti değil mi? Uzun süredir biraz nispeten bir sessizlik durumundaydı. O zaman Irak'taki bütün o siyasi gelişmeler, İran'a yönelik oluşumlar, oradaki bütün durumu değerlendirmek gerekiyor ve orada bir yere oturtmak bana göre en doğru şey. Kuzeydoğu Suriye'de hakeza böyle, Suriye'nin genelinde hakeza böyle, İdlib'de yine aynı şekilde. O açıdan söylüyorum, yani şimdi şu yapıyor, bu yapıyor demekten ziyade Türkiye bunu açık aleni yaptığı için söylüyorum, Türkiye bunu yapıyor. Aslında bu sürecin böyle devam etmesini isteyen, bu süreçle birlikte bölge dizaynında kendi elini güçlü tutmak isteyen, istemedikleri kesimleri susturmak, törpülemek, daha çok denetim altına almak isteyen güçlerin bu işin arkasında olduğu kesin. Bu uluslararası güçler, batılı güçler de var. Rusya da bir yere kadar buna sessiz kalır. İran da bir yere kadar sessiz kalır. Irak da hatta isterse kendi için kullanır. Ama bundan en fazla, bunu en fazla kullanan Türk Devleti. Bu bir realite, bir gerçek. Sonuçta orada malzeme olarak kullanılmaya hazır yapılanmalar oldukça o malzemelerde kullananlar, kendi çıkarları için kullananlar çıkıyor diyorsunuz. Sayın Gezici, buradan size dönelim isterseniz. Şimdi aslında hatırlarsanız 2011'de Türk Devleti El-Nusra'yı Kuzey Afrika'dan Suriye'ye taşımıştı. O dönemleri iyi biliyorum. Yani epeyce de çeteyi oralara getirdi. Şimdi bakıyoruz, tekrar bu sefer oradan çeşitli adlar altında ama aleni bir şekilde üstelik deniz kuvvetlerinin çeşitli savaş gemilerinin kontrolünde Akdeniz üzeri ya da İstanbul'a getirip oradan havalimanıyla Libya'ya taşıdığını görüyoruz. Nedir tüm dünyanın gözünün önünde Türkiye'yi bu kadar rahat hareket ettiren, bir tek çete değil, aynı zamanda silah da taşıyor oraya yoğun bir şekilde. Yani gemilerle götürdüğü silahlar da artık dünyada yazmayan etmeyen kalmadı neredeyse. En büyük ajanslar bile yazdı bunu. Şimdi iki perspektiften bakmak gerekiyor görüşümce. Libya ayağını değerlendirirken ve Suriye, Kuzey Suriye, Rojava'da dahil buna, hatta Afrika diyelim, Türkiye artık 1970'lerin Türkiye'si değil. Hem sermaye olarak hem askeri olarak ne Osmanlıcılık dediğimiz jeopolitik atılımları gerçekleştirmek istiyor. Yani Libya atılımının esas şeylerinden birisi budur. Yani Doğu Akdeniz doğalgaz havzası, bunun bir ayağı biliyorsunuz şeyde Kıbrıs havzasında ve şeye kadar uzanıyor. Bu Libya'ya kadar uzanıyor. Hem denizlerin hakimiyeti alanı savaşı bu. Biliyorsunuz birçok ülke Fransa Kıbrıs'la, Yunanistan Kıbrıs'la, İsrail farklı boyutluyla anlaşma yaptı. Türkiye farklı farklı ülkelerle anlaşma yaptı. Bölgesel ittifaklar, yeni yeni bölgesel ittifaklar oluşturuluyor. Diyelim ki Kuzey Suriye'de, Suriye'de, Rojava'da farklı ters düşen güçler başka bir alanda birleşebiliyorlar ya da yine farklı ters düşme pozisyonları devam edebiliyor. İşte bu Libya bunun en bariz örneklerinden. Rusya, Türkiye ile yine farklı pozisyonlarda ters düşmüş durumda orada ama esas kavganın yani bu kadar askeri açıdan yatırım yapmasının, sadece bu gemileri yollaması değil, işte
Milli Suriye Ordusu denilen bir oluşum oluşturarak burada paramiliterist güçleri oraya aktararak savaştırıyor. Keza bunun karşısında aslında Rusya da benzer bir şey yapıyor, yapmıyor değil. O da kendi güçlerini hem Suriye üzerinden hem Rusya üzerinden paramiliterist güçleri Libya'ya taşıyor. Esas dediğim gibi buradaki kavga şu. Doğal gaz havzasının hakimiyeti kavgası Doğu Akdeniz'de ve artı Akdeniz sularına hakimiyet kavgası. Ve bu burada bitmiyor. Kuzey Afrika'ya kadar uzanan bir alan. Çünkü buna başka diğer şeyler de dahil, Kuzey Afrika ülkeleri de dahil ciddi anlamda geleceğin enerji yatırımı bu ülkelerde olacak. Özellikle doğal gaz cevherleri açısından çok güçlü şeyi olan ülkeler bunlar. Olanakları olan ülkeler. Türkiye aynı zamanda Kuzey Suriye, Suriye'yi bu kadar önem vermesinin nedeni şunu bilmemiz gerekiyor. Yani Nusra, Ahrar al-Şam, işte diğer IŞİD ve benzeri o kadar sayısız yapı var ki ve yeni yeni yapılar oluşturuluyor ki buradaki temel şey şu, şunu algılamamız gerekiyor. Tabii ki sadece jeopolitik önemi yok. Yani Suriye'de yeni topraklara, yeni alanlara açılma bir yön, bu önemli bir adım ama Türkiye açısından. Diğer yandan da şunu öngörmemiz gerekiyor. Türkiye kendi Kürt sorunu çözmediği müddetçe, yani Kuzey Kürdistan sorununu çözmediği müddetçe biz şunu hiçbir zaman kafamızda şu tablo net olmalı. Rojava, Kuzey Suriye ve Rojava ve hatta buna Güney de dahil hiçbir zaman istikrarlı bir bölge olmayacak. Yani daha doğrusu mümkün mertebede istikrarsızlaştırmaya çalışacak Türkiye. Çünkü Türkiye açısından önemli olan Kürtlerin kazanımları ve bu kazanımların bertaraf edilmesi. Türkiye böyle bakıyor soruna. Türkiye ateşkes, ben hiçbir zaman şu cümleyi kullanmadım. Barış süreci diye bir cümle kullanmadım. Hep ateşkes dedim. Çünkü o süreçte de diyordum. Yani bu vekalet savaşıdır. Yani kuzeyde bu savaşa ara verilmiş olabilir. Bunun adı ateşkes olabilir. Ateşkes diyelim, barış deniyordu ama ateşkes olabilir. Ama bu savaş IŞİD aracılığıyla, Nusra aracılığıyla, Ahrar al-Şam aracılığıyla Kuzey Suriye ve Rojava'da devam ettiriliyordu, sürdürülüyordu tabii ki. Ve bunun diğer ayağına baktığımızda yine Güney ayağı var ve burada da keza örgütlenmeye çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki, Türkiye açısından stratejik olan şudur. Kürtlerin demokratik kazanımlarının özerk yönetim, bunun en başında özerk yönetim olarak cisimleşiyor, kristalize oluyor bu. Bunun tasfiye edilmesi, bertaraf edilmesi ya da yapabilirse en kötü şey, onlar açısından iyimser şey, minimalize edilmesi. İşte minimalize nasıl edildi? Afrin'le görüyoruz. Diğer operasyonlarla bunu görüyoruz. Minimalize etmeye mümkün mertebede çalışıyor. Evet. Peki. Sayın Bilen, size de bu temelde özellikle MİT'in denetiminde biz Irak'ta hem bazı Kürtlerin, özellikle onun Antep ayağı da var, Türkiye'de de bazı Rojavalı grupları, o Abdülaziz Temo başkanlığında konuşulan şeyler var ama bir de ayrıca Irak'ta Türkmenleri de örgütlemeye dönük. Örgütlemeden kastımız silahlı yapılanma olarak örgütleyip eğitip onları bir şekliyle kullanmaya dönük çaba içerisinde olduğu da görülüyor. Bu da yazıldı, çizildi. Bu DAEŞ'in hareketlenmesiyle birlikte bunların da yeniden canlandırılması nasıl bir bağlantı kurabiliriz aralarında? Doğrusu Türkiye orada neyi amaçlıyor? Yani kendisinde onca askeri üssü var, 30'a yakında askeri üssü özellikle Güney Kürdistan'da varlığını hala koruyor. Ne dersiniz? Ses alamıyoruz. Ses alamıyoruz. Sesle ilgili sorun var. Sayın Bilen'in sesini alamıyoruz. Siz kulaklıkta problem var sanırım. Bir konuşun isterseniz tekrar. Yok, ses yok. Sesi alamıyoruz. Ben soru hakkım size baki kalsın. Soruyu tekrar soracağım size. Yine buradan Sayın Halit Erbiş'e geçeyim. Özellikle Suriye'de Milli Ordu adıyla biraz önce söylediniz.
örgütlenen çete yapılanması var. Şimdi İdlib'de sorun yaşıyor Türkiye. Oradaki güçleri çok da bu yapılanmanın içerisine çekemedi. Sürekli bir çelişki olduğu da basına da yansıdı. Çeşitli biçimlerde bu örgütler tarafından da açıklandı. Türkiye BİT üzerinden orada ne yapıyor? Bu yapılanmaları milli orduya çekme eğilimini sürdürüyor mu? Milli orduyu tırnak içerisinde kullanıyorum tabii. Bir diğeri de şu. Gerçekten El-Nusra ile Türkiye arasındaki ilişki son dönemde nasıl tanımlanabilir? Çünkü yer yer karşı karşıya geldiğine dair çeşitli şeyler de söyleniyor. Türkiye'nin bu çete gruplarıyla sürekli olarak zaman zaman bir çelişki yaşadığı hep gündeme geldi. Şöyle bir çelişki durumu oluyor. Bu çete gruplarının kendilerine vaat edilen şeyler var. Türk devleti bunları bir araya getirirken, bölgede savaştırırken kendilerine vaat ettiği şeyler var. Şimdi özellikle Rusya'nın devreye girmesi, Rusya, İran ve Suriye'nin birlikte İdlib'de sıkıştırmaya başlamasıyla birlikte hatırlayalım işte Şubat ayında özellikle çok ciddi bir zorlanma durumu yaşamışlardı. Giderek bir geri adım atma durumu yaşandı. Moskova'da gerçekleşen görüşme, mutabakat bana göre bir kırılma süreciydi. Türk devletinin özellikle saf değiştirmesinde ve bu çetelere yönelik politik aslında değişik etmesinde bir kırılma süreciydi. Şimdi böyle bir durumda giderek alanlarının daraltıldığını gördüler çeteler. Şimdi bu durumla karşılaşınca Türk devletine dönüp şunu soruyorlar. Ne oluyoruz? Bundan sonra durum nereye gidecek? Şimdi Türk devleti de uluslararası anlaşmaları gereği, işte Rusya ile yaptığı görüşmeler, anlaşmalar gereği İdlib'de bazı vaatler vermiş. Bunun yerine getirmesi gerekiyor. Yoksa süren savaş zaten giderek kendisini çok zor durumda bırakıyordu. Bir şekilde aslında savaşı rölantiye alan, İdlib'deki durumu rölantiye alan bir sürece ihtiyacı vardı. Dolayısıyla çete yapılarına karşı da böyle bir baskılama, bir törpüleme, bir susturma şeyi gelişti ve bu El-Nusra o dönem açıklama yaptı. Heyet Tahrir Erşam adı altındaki birçok çete yapılamasını bu çatı altında bir araya getirip bu ismi verdiler. Biz bu yapılan ateşkeslere uymayız dediler. Yani kabul etmeyiz yapılan mutabakatı kendi açımızdan çok iyi görmüyoruz, sonuç alıcı görmüyoruz dediler. Dolayısıyla burada bir karşı karşıya gelme durumları oldu. İstedikleri şekilde sürekli alanlar arasında sirkülasyonlarını gerçekleştirme, yer değiştirme noktasında bir takım zorlanmalar yaşadılar. Fakat bir şekilde bir arada tutmaya da çalışıyoruz. Sürekli işte o bölgelerde MİT eliyle örgütleme ya da kendi askerleri zaten direkt sahaya indi. Bunlar eliyle bir baskı oluşturup bir arada tutma ve istediği zaman istediği yerde savaştırma noktasında girişimleri oldu. Hatta işte en son biraz önce sözünü etmiştik. Libya'ya bu çeteleri taşırma konusunda yeni çeteleri sürece dahil etme, yeni insanları bölgedeki insanlara para karşılığında paramiliter grupları oluşturma üzerinden çok ciddi faaliyetler yürütüyor. Türk MİT'i özellikle sahada, özellikle işgal altında tuttuğu bölgelerde bunu çok yoğun gerçekleştiriyor. Şimdi bu rahatsızlıklara neden oluyor. Giderek işte istedikleri şeyi alamadıklarından dolayı da karşı karşıya gelme durumu yaşanıyor. Türk devletinin bunlar üzerinde kontrol sağlama durumları zaman zaman zor olabilir. Özellikle örneğin işte ya iki çeteyle bir görüşme durumumuz olmuştu. Çeteler arasındaki o çelişkiler, çatışmalardan şöyle bir sebep ortaya koyuyorlardı. Şimdi Türk devletinden gelen şeyler, gelen maaşlar ya da işgal edilen bölgelerde talan edilen halka ait malların paylaşımında bunun üzerine çok ciddi çelişkiler çıkıyor. Bir ön plana çıkmak isteyen çete yapıları var. Bunun üzerinden çok ciddi çelişkileri, çatışmaları ortaya çıkıyor. Bu tabii kendisiyle birlikte bir zorlanma yaratıyor ama her seferinde bunları değişik sirkülasyonlarla sürece yayma ya da bu çelişkileri ortadan kaldırıp denetim altına tutma ve hareketli kılma. Çünkü örneğin işte Serikani'ye taşırdığı zaman ya da Grespi'ye taşırdığı zaman yeni vaatlerle bunu yapıyor. Savaş ganimetleriyle bunu yapıyor, bunu gerçekleştiriyor. Değişik gelecek vaatleriyle bunu gerçekleştiriyor Türk devleti. Şimdi bir şekilde kontrol altında tutabiliyor ama çok ciddi rahatsızlıklar da var. Bu bilinen bir gerçek. Özellikle Afrin'de çok ciddi rahatsızlıkları oluşuyor. Çetelerin kendi arasındaki çatışmaları var.
ne olacaklarına dair çok ciddi bir öngörüye sahip değiller. Önlerini göremiyorlar çünkü vaat edilen şeylerle giderek Türk devletinin pozisyonu arasında bir çelişki durumu ortaya çıkabilir. Gelişen emareler bunu gösteriyor. Özellikle İdlib'de gerçekleşen durum Türk devleti ile çete grupları arasında bu tür çelişkilerin ortaya çıkmasını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla burada devreye işte MİT giriyor. Daha çok çete üyesi yaratma, ortaya çıkarma, eğitme ve alternatif oluşturma. Sürekli bunlar eliyle de kendi denetimlerini daha iyi oluşturabilme, oturtabilme noktasında çok ciddi şeyleri gelişiyor. Yani bunları söyleyebilirim. En azından bu peki. Bölgeler arasında yaşanan, o söz konusu işgal edilen bölgelerde yaşanan durumlar, gelen bilgiler, sahada yaşanan durum biraz bunu gösteriyor. Ben buradan tekrar isterseniz Sayın Bilen'e geçeyim. Biraz önceki sorumu tekrar edeyim. Türk Devleti'nin orada Türkmenleri örgütlemesi, DAEŞ'in yeniden hareketlenmesiyle bağı nedir? Onu da soracağım. Bir ikincisi doğrusu bu soruma yanıt verirse bir başka soru daha kendisine özellikle DAEŞ'in Sünni kesim içerisinde örgütlenmesine dönük sormak istiyorum. Buyurun Sayın Bilen. Öncelikle bu oluşan teknik arızadan dolayı sizden özür diliyorum. Rica ederim. Hiç yani önemli değil. Normal. Bizim imkanlarımız biraz sınırlıdır. Ondan dolayı böyle bazen şeyler olabiliyor. Şimdi dedim ki Kürdistan'da topyekin bir mücadele, bir savaş yürütülüyor. Kürdistan tarihinde görülmemiş bir saldırılarla karşı karşıyayız. Bakın Kuzey Kürdistan'da tutuklanmalar, yozlaştırmalar, ellerinden gelen her şey AKP hükümeti, yani bütün iktidarını, her şeyini sadece Kürtler yok etmek, PKK ile savaşmaya bırakmış. Yani PKK sayesinde, Kürtlerle savaşma sayesinde iktidarı elinde tutabiliyor bu MHP ortağıyla. Şimdi Güney Kürdistan'da yeni bir oluşuma gitmeye gerek yok ki. Zaten bu Ruj peşmergeleri onlara bağlı değil mi? Bu Ruj peşmergeleri gidip Afrin'de savaştırıyorlar, gidip Libya'da savaştırdılar. Bunların haberleri çıktı, her yerde haberleri çıkıyor. Şimdi bu Türkmenleri eğitme, bu Türkmenleri geliştirme, bu Türkmenleri gruplaştırma çabaları yani bugünden oluşan bir şey değildir. Ta 1993'ten de beri süregelen, ta 91'den Körfez Savaşı'ndan beri süregelen bir Türkmenleştirme politikası var. Eskiden ne yapıyorlardı? Kerkük'te yani Kürtlerin kendini Türkmen yazabilmesi için 30 bin dinar veriyorlardı. Şimdi de aynı şeyi geliştiriyorlar. Özellikle Kerkük'te referandumdan sonra Kerkük'ü Türkmen şehri yapma konusunda çok yoğun çalışıyorlar. Biliyorsunuz Güney Kürdistan'daki referandumunu yani Türkiye bozdu. Türkiye'nin çabalarıyla, Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla, MİT Başkanı, hatta MİT Başkanı o zaman Hakan Fidan kendisi bile Kerkük'e gelmişti. Yani o çalışmaları her yerde yapıyorlar. Kerkük'te yapıyorlar, Musul'u yapıyorlar. Yani gazeteci arkadaşın dediği gibi ta ne Osmancılık. Yani hala o hayaller devam ediyor. Hala diyorlar ki Musul üzerinde acaba hakkımız var mı? Kerkük üzerinde hakkımız var mı? Deir ez-Zor hattı ta İran sınırına kadar olan bu bölgelerde gene hak sahibi olmak istiyorlar. Eğer hatırlarsanız Mısır'da Müslüman kardeşler iktidara gelirken Ahmet Davutoğlu'nun o zamanki başbakanının göğsü kabarmıştı dedi, tamam. Artık şimdi sıra Suriye'de yaptılar. Suriye'de gene denediler, işte burada Müslüman kardeşler gelsin, Irak'ta Müslüman kardeşler yönetime gelsin artık. Sadece bunlar toprak meselesiyle bakmıyorlar. Bunlar mezhepsel meselelerle de bakıyorlar. Yani İran'a karşı, Şiilere karşı bir oluşum sergiyorlar. Bunlar Deir ez-Zor'dan ta İran sınırına kadar olan bölgelerde böyle bir Sünni yapılanmayı inşa ederek bu Sünni yapılanma üzerinden kendi emellerini oluşturma politikası hala devam ediyor. Fakat şu da bir gerçek, yani Güney Kürdistan'da şu anda sadece formalite icabı bir iktidar, formalite icabı bir hükümet var. Çünkü Güney Kürdistan her bir karış toprağında Türk devleti yerleşmiş, istediğini her şeyi yapıyor, ajanlaştırma yapıyor, ajanlarını yerleştiriyor. Şimdi gidip baksanız Güney Kürdistan'da bulunan ajanların dünyanın üçte biri kadar, o kadar Güney Kürdistan'da ve bu bölgelerde MİT'e bağlı ajanlar diyor. Yani öyle yaptılar ki ta Saddam döneminde olduğu gibi her bir evden bir ajan çıkarma politikasıyla şu anda karşı karşıyayız. Yani bunların emelleri, bunların şeyleri sürekli devam ediyor. Fakat şöyle de bir gerçek var. Yani DAEŞ'i kim bitirmek istiyor? Yani bitirmek istiyor. Şimdi aslında şöyle bir soru sorulabilir. Neden DAEŞ bitsin?
ya da niye DAEŞ bitirilsin? Çünkü bunların istedikleri zaten budur. DAEŞ üzerinden şimdi ellerinde olan stoklarında olan gıdadan ta sağlığa, sağlıktan ta en değer verdikleri silahlara kadar bunların her bir parçasını bu bölgedeki devletlere, örgütlere, milletlere, her kişilere saldırıyorlar. Yani satıyorlar. Çünkü bunların amacı DAEŞ'i yok etmek değil. Bunları Kürtler için, bizim ele gözlerimiz için DAEŞ'i vurmuyorlar. Ya da İranlıların büyük gözleri için DAEŞ'leri vurmuyorlar. Bunlar kendi emelleri için. Yani bazen vuruyorlar, bazen bırakıyorlar, bazen başka örgütlenmeler şeklinde başka yerlerde konumlandırıyorlar. İşte bunların fikir babalarının masa üzerinde oluşturdukları planların, projelerin hepsinin hayata geçirilmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Şimdi biz... Peki şöyle bir şey araya girip sormak istiyorum. Kusura bakmayın. Evet. Türkmenleri örgütlemesi orada sonuç itibariyle kendi nüfuzunu arttırmaya dönük, doğrudan nüfuzunu arttırmaya dönük bir yaklaşım Türk Devleti'nin. Bu Güney Kürdistan yönetimini, siyasal partilerini ciddi anlamda tedirgin etmiyor mu parlamentoyu? Yani sonuçta amacı çok açık, belli bir durumdan söz ediyoruz. Şimdi Burça, burada bir gerçeği söylemek istiyorum. 1991 yılından bugüne kadar şimdi Güney Kürdistan yönetimi en dar dönemini yaşıyor. En stresli dönemini yaşıyor. Çünkü hiçbir zaman bugün kadar, bugünlerde olduğu kadar Güney Kürdistan halkı hiç yani kendi içindeki bir devrime, bir isyana hazır olmadı. Halk bir isyana, bir devrime, bir yeniliğe gerçekten bu kadar, o kadar hazır ki yani hiçbir zaman bu kadar hazır olmadı. Çünkü şu anda iktidarda bulunan insanların, bulunan kişilerin halk diye bir derdi yok, toprak diye bir derdi yok. Bunların tek derdi sadece ticaretlerini yapalım, işlerimizi sağlama alalım, paralarımızı garanti bir yere yerleştirelim. Bunların derdi bu. Bakın Güney Kürdistan'ın yıllık geleceği bütün dünya ülkelerinkinden belki biraz daha, nüfus oranına göre belki biraz daha fazla. Fakat bakın şu anda Güney Kürdistan'daki bir insan ne hale geliyor, evlerinden çıkamaz alıyor, su parasını ödemez halde, elektrik parasını ödemez halde, adam intihar ediyor. Yani bu kadar petrol olmasına rağmen, bu kadar zenginlik olmasına rağmen, bu kadar yani toprak olmasına rağmen Kürdistan'daki halk, Güney Kürdistan'daki halk şu anda ellerinde hiçbir şey yok. Şu anda sadece iktidarda bulunanların, elinde silah olanların dışında başka hiç kimse bu sistemden memnun. İşte onun için bunların, yani işte Türkiye bunu yapıyor, Türkiye azınlaştırma yapıyor, Türkiye Kerkük'ü alacak. Gerçekten bunların böyle bir derdi var. Kendi aralarında zaten barışık olmayan. Bakın bir parlamento başkanı var. Parlamento başkanı gelmeden bakın diğer partiler ya da diğer bir parti parlamentoyu toplayabiliyor. Başka bir milletvekili üzerinden karar alabiliyor. Şimdi Cizre'deki olaylar aklıma geldi. Yani Nusaybin, Selahattin Demirtaş, onlar, Ahmet Türk, onlar gelip o bölgeye gitmek isterken o zaman iki devlet bakanı da bizdeydi. O otokrat hükümetiydi, neydi? O iki bakan, o bakanlar diğer bir şehre gidemiyordu. Şimdi aynı şey Güney Kürdistan'da oluyor. Şimdi Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'deki sistem kendini nasıl finanse ediyor? Nasıl ayakta duruyor? Güney Kürdistan'da hükümet bunu kopya ediyor. Tıpatıp kopya ediyor ve kendi insanları üzerinden uygulamıyor. Şimdi böyle bir hükümet varken, yani kendi içlerinde ya da sermayeyle uğraşan bir hükümet varken, aman parama bir şey olmasın, aman sermayeme bir şey olmasın, onların derdi Kerkük değil, inanın. Eğer PKK'nin dediğini yapsaydı, 2017'deki referandum yapmasaydı, belki şu anda hala Kerkük, Mahmur, Şengal, bunların hepsi şu anda Güney Kürdistan yönetiminin elinde olacaktı ve sınırları çizilmiş. Sınırların tamamını çizilmiş bir Kürdistan oldu. Ama ne dediler o zaman? Dediler ki PKK gerçekten referandum istemiyor. O zaman PKK ne dedi? Buyurun referandumu yapın, yapabiliyorsunuz. Peki kendi söylediklerinin arkalarında durabildiler mi? Şimdi size bir örnek anlatayım izninizle. Yani çok detaya girmeyelim o konuyla ilgili, zamanı verimli kullanmak için diyorum. Doğrusu sizin... Kısa özetle mümkünse. Çok kısa bir örnek anlatayım. Geçenlerde bu... Süleymaniye'de Rekhra-i-Mam diye bir örgütlenme var. Bu insani bir dernektir, yardım yapıyor. Bu bir Mahmur'a yardım getirdi. Böyle gıdalardır, şudur budur paketler içinde Mahmur'a getirdi. Irak parlamentosunda Erşad Salih'i kalkı bunu söyledi. Türkmen cephesi lideri. Dedi ki Süleymaniye'den o kampa, o teröristlere, oradaki bütün insanlara, orada normal sivil yoktur, terörist vardır. O teröristlere silah ve mühimmat cephaneli gitti dedi oraya. Peki şimdi Güney Kürdistan'daki hiçbir hükümet yetkilisi ve Güney Kürdistan'daki bir milletvekili buna ses çıkarabildiler mi? Şimdi 11 aydır yaklaşık 12 aya geliyor.
ambargoda olan kendi halkından, kendi öz kanındaki insanları ambargo koyan bir hükümetten siz ne bekleyebilirsiniz? Yani ker mi, Kerkük mü umurunda olacak? Ya da Türkmenler genişliyor mu? Türkmenler Kerkük'ü alacak, Türkmenler Telafer'i alacak, Türkmenler böyle yerlerden nüfus sahibi, Türkiye nüfus sahibi oldu. Bu onların derdinde değil. Onların tek derdi, bakın, Zinivarti normal küçük bir yerdir. Gidip oraya bulaşıyorlar. Gidip Şengal'e bulaş. Gidip bilmem Türklerin konduğu her yere bulaşsana. O kadar gücünüz yetiyorsa. Kuzey Irak'ta bulunan istihbaratlar en azından onları çıkarın, tamam diyeceğiz ki arkadaşlar bunlar gerçekten Kürtlük için, Kürtler için bir şey yapar. Ama onların gerçekten böyle bir derdi var. Onun için biz onlardan fazla bir şey, yani tepki beklemiyoruz. Şunu da kısaca sorayım, özellikle dikkat çekici bir nokta olduğu ve konumuzla bağlantılı olduğu için. özür dilerim. Şimdi çeteler son dönemde hareketlenirken yine Sünnilerden taban bulmaya başladılar. Özellikle DAEŞ ilk etapta da Sünnilerden taban bulmuştu. Bu Sünnilerin hala Irak'ta yönetimden dışlanmasından mı kaynaklı bir şey? Yani gerçekten Sünniler tek çıkış yolu bu çetelere yakınlaşmakta mı bu diyorlar, yoksa bilmediğimiz daha farklı bir şey mi var? Şimdi filmi biraz geriye salalım. Saddam Hüseyin düştüğünde peki neden o zaman Irak El-Kaide'si çıktı? Neden Saddam Hüseyin'e bağlı güçler, bağlı milisler El-Kaide safına girdi? Şimdi Irak'ta bir türlü istikrarın sağlanmadığı, Şiiler ve Sünniler arasında bir türlü ittifakın sağlanmadığı bölgeler var. Yani hükümet kurulamıyor. Hükümet kurulmamasının nedenlerinden biri de budur. İşte hükümet kurulmayınca da bu tür örgütlenmeler, bu tür yapılanmalar, işte siyasi istikrarsızlık, yoksa askeri değil, askeri istikrarsızlık değil, gerçekten siyasi istikrarsızlıktan dolayı bunlar güç kazanıyorlar, bölgelere yerleştiriyorlar, adam topluyorlar. Şimdi her şeyi buradaki istikrarsızlığa bağlı da, yani bağlamayalım. Çünkü dış güçlerin elleri var. Bakın dış güçler sürekli oynuyor. Şimdi Irak'ta neden bir başbakan seçilemiyor? Irak'ta bir başbakan seçilemiyor. Çünkü ya İran istemiyor, ya ABD istemiyor, ya Batılı güçler istemiyor. Yani her birini birileri istemiyor. Onun için şimdi otorite boşluğu olunca otorite boşluğundan faydalanan çok fazla güç var. Bu güçlerden birinci derecede Türkiye. Bakın dış güçler. Şu anda hiçbir ülke, hiçbir batılı ülke, hiçbir güç Türkiye'nin Irak'a müdahale ettiği kadar müdahale edilmiyor. Şimdi Celal Talabani'nin çok güzel bir sözü vardı. Ne dediğim? Bir ara Cumhurbaşkanı adayını seçeceklerdi, bir türlü uzlaşamıyorlardı. Dedi ki Türkiye Irak'ta yanlış ata oynadı ve kaybetti. Bakın o günden beri Türkiye Irak siyasetinin içinde, yani aktif içinde. Şimdi bu DAEŞ gibi mobil örgütleri işler buradan alıp şuraya götürürler, şuradan alıp şuraya götürürler. Ama yani artık hükümetler içinde, yani tarikatlar içinde, hükümetler içinde, tapınaklar içinde, her yerde Türkiye adamlarını sokuyor ve onlara göre yani rol alıyorlar, pozisyon alıyorlar. Onun için istedikleri her yerde yapabiliyorlar bu durumları, oynatabiliyor. İşte böyle karmaşık bir durum söz konusu burada. Peki. Buradan biraz da son 20 dakikamız. O 20 dakikayı da doğrusu her birinize bir kez söz hakkı vererek batılı devletlerin çete siyasetini konuşmak istiyorum. Sayın Gezici'den, İbrahim Gezici'den başlayalım. Batılı devletler ve ABD çetelerin sadece kendi ülkelerine gelmesini istemiyorlar. Yani onun dışında neredeyse Orta Doğu'daki çete siyasetinde başından beri adeta onları kullandılar. Program boyunca bunu çok konuştuk. Onlar da dizaynda kendi çıkarlarının peşindeler. Bu konuda sıkıntı yok. Ama gerçekten bunu nasıl algılamak lazım? Yani sonuç itibariyle oradaki çete yapılanmaları geliştikçe, büyüdükçe aynı zamanda Batı içinde ciddi bir risk olarak beraberinde kendini gösterecek bir olgudan söz ediyoruz. Ne dersiniz? Tabii biz sürecin biraz daha gerisine gittiğimizde IŞİD, söz gelimi IŞİD, Türkiye üzerinden özellikle Ürdün üzerinden de giriş yaptı ama Suriye, ama esas olarak Türkiye üzerinden geçiş yaptı ve Irak üzerinden Suriye, Rojava, Kuzey Suriye eksenine giriş yaptı. Avrupa'dan bunlar gelirken, buna Latin Amerika da dahil gelirken, Avrupa ve Türkiye üzerinden geldiğinde neden uluslararası güçler bu kadar kolay şekilde bu güçlerin, ya IŞİD'liler, IŞİD'li militanların geçişine izin verdi? Aslında sorunun şeyi bu. Çünkü
bu radikal, kökten dinci yapıyı bir biçimiyle kendi işlerinde temizlemek istiyor. Nasıl temizleyecekler? Irak laboratuvarına göndererek. Gönderdikleri bu cihatçı güçleri tekrar almak onların işine gelmiyor. Bilerek gönderdiler zaten. Önünü açtılar. Ses çıkarmadılar. Almanya istihbaratı bilmiyor muydu kimin ne olduğunu? Yani Almanya dünyanın güçlü istihbaratlarından birine sahip. Kimin hangi camiye gittiğini, hangi camide ne propaganda yaptığını ne kadar biliyor. İsim isim biliyor. Ellerinde bu listeler var. İstedikleri zaman Almanya'nın birçok şehrinde operasyonları çektiler. Aldılar, serbest bıraktılar tekrar. Dolayısıyla Orta Doğu laboratuvarına, Suriye, Irak laboratuvarına gönderirken ellerinde bir plan vardı. Bunu çok bilinçli bir şekilde yaptılar. Bu plan doğrultusunda, bu proje doğrultusunda hareket ettiler. Şimdi almıyorlar. Avrupa'nın bir kere biz Avrupa'dan çok şey beklemeyelim. Yani hani biraz daha Fransa tutarlı gibi gözüküyor. Çünkü Fransa'nın bu noktada çok canı yandı. Birebir muhatap oldu bu olaydan dolayı. Ama Avrupa'da biz genel anlamda bir tutarlılık beklemeyelim. Çünkü IŞİD tek başına bir IŞİD değil. IŞİD aynı zamanda uluslararası küresel güçlerin de bir projesi. Biz bunu algıladığımız zaman şeyin üzerinde de yani niye geri almıyorlar bu meseleyi de anlayacağımızı düşünüyorum. IŞİD'in birçok IŞİD var. Ya bunda hemen hemen hepimiz hemfikiriz. Yani Almanya'nın IŞİD'i var, Amerika'nın IŞİD'i var, İngiltere'nin IŞİD'i var, Türkiye'nin IŞİD'i var. Irak'ın, Suriye'nin hepsi birçok ve yerelde kendi işlerinde dahi parçalanmış IŞİD var. Dolayısıyla ve diğer çete yapıları aynı şekilde her birisi bir uluslararası gücün denetiminde. Tabii burada Türkiye çok önemli bir rol oynuyor bu noktada. Bu denetim noktasında çok önemli bir rol oynuyor. Bunun üzerine tekrar değinmeyeceğim. Çünkü niçin Türkiye'nin rol oynadığını bu program içerisinde anlattım. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönem Avrupa'da dahil birçok ülkenin bu görevi, yani özellikle Holkamp'ı 70-75 bin kişiden söz ediliyor. Dünyanın en büyük şeyi, şu anda en büyük kamplarından biri, ben bildiğim kadarıyla en büyüğü şu anda ve muazzam bir şekilde Halil arkadaşın da belirttiği gibi örgütlenmesi için, IŞİD'in yeniden kendisini organize etmesi için avantajlı bir durumda. Keza cezaevler, yani küçücük bir Rojava, küçücük bir Kuzey Suriye'de buna karşı mücadele, buna karşı baş etmesi ve tüm dünya görevi sanki Kürtlere vermiş, buradaki demokratik güçlere vermiş gibi 3-5 milyonluk bir ulus tüm dünyanın yükünü ağırlıyor şu anda, yükünü omuzunda taşıyor. Ya bu korkunç bir durum. Bunun psikolojik, bunun sosyolojik, bunun her açıdan irdelenmesi gerekiyor. Yani Kürtler şu anda dünyanın üretmiş olduğu pislikle baş ediyor. Ya da Kuzey Suriye ve sadece Kürtler demeyelim ama esas olarak Kürtlerin omuzunda bu yük. Kuzey Suriye ve Rojava şu anda dünyanın üretmiş olduğu bu pisliklerle mücadele etmeye çalışıyor. Evet. Son sözü Halit Erbiş'e vereceğim. Önce o Hor'la bağlantısında kurmasını istediğim için son sözü ona vereceğim ama Sayın Bilen'e tekrar dönmek istiyorum. Bu Batılıların Türk Devleti'nin çetelerle ilişkisini görmezden gelmesini nasıl değerlendirmek gerekir? Yani Irak boyutunda da Suriye boyutunda da ama özellikle Güney Kürdistan'ı ve Irak'ı bildiğiniz için belki o boyut üzerinden daha rahat, daha etkili bir biçimde bizi bilgilendirirsiniz diye düşünüyorum. Nedir Batılı devletlerin Türkiye ile bu konudaki işbirliği ya da politikası? Şimdi gene tekrar biraz geriye gitmek istiyorum. 11 Eylül'e gitmek istiyorum. Şimdi bir kuş düşünün, bir kartal düşünün. Bir toprak üzerinde uçur. Bu kartalın gözünün, çapının, çözünürlüğü yerdeki iki fareyi birbirinden ayırt edecek kadar mükemmel. Bir kaç dakika sonra bir bakıyorsanız bu fareler gidip o kuşa saldırıyorlar. Şimdi bir Amerika düşünün. İnsanların mahremini bir uçtan diğer bir uca, dünyanın bir uçtan diğer bir ucuna her şeyi okuyabilen, her şeyi görebilen bir Amerika düşün. Şimdi 11 Eylül'de eğitimli 5 tane pilot uçakları bindirip bu pilotları götürüp Amerika'nın istedikleri her yerine vurabiliyorlar. Şimdi bu mümkün mü desem belki hiç kimse mümkün değildir. Bakın nasıl olaylar nasıl gelişir. Neden? Çünkü Amerika artık bakın 11 Eylül Amerika bilincinden gerçekleşti.
gerçekten 11 Eylül Amerika'nın bilincinde gerçekleşti. Yani bilerek yol verdi, gerçekleşsin diye. Neden? Kendi lehinde kullansın diye. Şimdi Amerika daha sonra ne yaptı? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde George Bush açıklama yaptı. Dünyadaki herkese dedi ya bizimlesiniz ya da teröristlersiniz. Ne yaptı? Gidip Asya'ya Taliban'a vurdu. Yani El-Kaide şahında Taliban'a vurdu. Yok, halbuki El-Kaide ile Taliban arasında öyle derin bir bağ yoktu. Sadece çıkar amaçlarına dayalı bir bağ. Gidip oraya yerleşti. Daha sonra Irak'a yerleşti. Daha sonra Libya'yı teslim alarak tıpkı şu anda Rusya'nın Rojava'da, Suriye'de yaptığı gibi yani fırsat bekledi, eylemini yaptı ve gelip oraya oturdu. Şimdi batılı devletler dediğimiz devletler bu tür devletler. Şimdi batılı devletlerin hemen hemen hepsi ikiyüzlüdür bunlar. Entrikacılardır. Şimdi ne yaptılar? Bize dediler ki siz insanlık adına savaşıyorsunuz. Şimdi biz insanlık adına savaşırken Afrin'de ne yaptılar? Afrin'de bütün dünyanın gözü önünde IŞİD'e yardım eden, IŞİD'i besleyen IŞİD'çileri, bütün dünyadaki yabancı savaşları Türkiye üzerinden gönderen Türkiye bizi arkadan vurdu. Peki dünya buna ne yaptı? Dünya sessiz oldu. Neden? Bakın bir şirket düşünün ve bu şirketin genel müdürü yolsuzluk yapıyor. Şimdi bu genel müdür yani başka bir memura diyebilir mi ki sen niye yolsuzluk yapıyorsun? Çünkü hepsi, herkes bu işin içerisindedir. Az önce İbrahim arkadaş dedi ki, yani Almanya'nın bir IŞİD'i var, Fransa'nın bir IŞİD'i var. Bilmem. Şimdi İngiltere ile ilgili bir olay açıklayayım. Şimdi bu savaş başladığından beri İngiltere ikiyüzlü bir politika izliyor. Bakın, şimdi İngiltere'de böyle büyük bir salonda, ne demek istiyorum? Yani bunların kurduğu bir düzen var. Şimdi İngiltere'de böyle kraliçe oturuyor böyle bir masada, elinde kitabı, böyle çantası. İlk önceleri 7 tane devlet başkanı, başbakan, yani devletleri temsil eden kişiler önünden gidiyorlar. Hiçbiri böyle başını kaldırmıyor, kraliçeye bakmıyor, öyle gelip gidiyorlar. Şimdi kaç tane öyle gelip gidiyor biliyor musunuz? Tam 52 tane kişi. Bu 52 tane kişi ya devlet başkanı, ya başbakan, ya da cumhurbaşkanı, böyle kraliçenin önünden gelip gidiyorlar. Hiçbiri başını kaldıramıyorlar. Ve öylece gidip geliyor. Ne için? Bunlara biat etmek için. Bakın Önderlik bir ara bahsetmişti. Bu kraliçe Türkiye'ye gelirken nereye gidiyor? Kayseri'ye gidiyor. Neden? Bu Abdullah Gül onların olduğu bir yerde. Şimdi bunların hepsi tapınakçıdır. Şimdi ne demek istiyorum? Bu dünyayı sermayeciler yönetiyor. Bir avuç sermayeciler yönetiyor. Evet. Şimdi bunlar istese Suriye'de barış olur. Bunlar istese Türkiye'de barış olur. Bunlar isterse Güney Kürdistan'da veya dünyanın herhangi bir yerinde ya savaş olur, ya barış olur, ya da başka bir şey olur. Bunlar kendi menfaatleri dışında başka hiçbir şey yapmazlar. Tekrar bana sıra gelecek mi? Galiba süremedim. Yok, yani son sözü kaliteli bir şey vereceğim. Ama tabii program bitinceye kadar ekranda kalmanızı istiyorum. Tamam, son cümlemi söyleyeceğim. Şimdi eğer Türkiye Güney Kore Savaşı'na katılmasaydı belki bir NATO üyesi olmayacaktı. Eğer 11 Eylül saldırıları olmasaydı belki Amerika şu anda bulunduğu birçok yerde olmayacaktı. Şimdi kendi lehinde kullandılar. Neden? Şimdi Türkiye 15 Temmuz'u gördü. AKP 15 Temmuz'u gördü. Ne yaptı? Bıraktı. Kendi lehinde kullandı. Şimdi biz DAEŞ'in stratejisini, planını gördük. O zaman biz de kendi lehimize kullanalım. Biz de bu DAEŞ meselesini kendi lehimize gördük, kendi lehimize kullanalım ve üstüne gittikçe de kendi lehimize olacaktır. Ben bu kanısındayım. Tekrar yani DAEŞ'i bitirerek kendi lehimize kullanalım diyorsun. Evet. Farklı algıya yer vermedim. Değil mi? Yok öyle değil. Yok öyle değil tabii. Peki bu uzun yani biz bu canavarların yani ne yapacağız? Bakın onların bazı anıları var. İnsanlıktan nefret ediyorlar. İzninizle bir onlardan birinin bir anısını çok kısa ama şu dediğiniz yanlış çok mı? Kısa. Ben mi yanlış algıladım ama açmakta yarar var. Önemli burada olduğum için evet. Söyleyeyim. Biz DAEŞ'i kullanalım derken tam kastettiğiniz ne? Yani nedir? Yani, DAEŞ'le savaşan bir halktan onları yok etmeye kararlı bir halktan söz ediyoruz yani. Kısaca yani biz DAEŞ'le savaşarak meşrutiyet kazanıyoruz. Yoksa DAEŞ'e yer açarak meşrutiyet kazanılmaz. Çünkü bir anılarını anlatacağım. Böyle bir ihanetle suçladıkları birini idam edecekler. Dediler ki bir havuzda idam edecekler. Havuzun dört kesimine altından dört tane kamerayı yerleştirdiler ki baksınlar bu adam nasıl boğuluyor, nasıl ölüyor bakın. İşte bu kadar vahşet verici bir örgütten bahsediyoruz.
Tamam. Biz bu önder, bakın önderliğin sözünü tekrar dile getirmek istiyorum. Ne dedi önderlik? Dedi ki DAEŞ'in olduğu her yer sizin mücadele alanınızdır. Neden Güney Kore'den bahsettim? Bazıları diyor ki bizim Raqqa'da ne işimiz var? Bazıları diyor ki bizim Deir ez-Zor'da ne işimiz var? Çünkü orada DAEŞ var. Eğer bir tamam. Deir ez-Zor'a gitmeseydik, biz Raqqa'ya gitmeseydik belki bugün bizim elimizde olan o özerk yönetim olmayacaktı. Evet, bedeller veriyoruz, bedeller vereceğiz ama buna değerdir gerçekten. İşte ben bunu demek bu istiyorum. Bu DAEŞ'i kullanalım değil, DAEŞ'e karşı savaşalım yok, anlamında değil. Evet. Peki, ben son sözü de Sayın Ermiş'e vereyim. Özellikle bu yargılama konusuna da değinmenizi isteyeceğim. Hor kampından da söz ettiniz. Çokça DAEŞ'li orada cezaevlerinde Avrupa'yı yargılamak için almıyor. Batılı devletler ABD almıyor. Ama diğer taraftan Rojava'da yargılamaya dönük de adım atmıyor. İşte siz de dikkat çektiniz. Aynı zamanda oradaki mevcut durum biraz da olanaksızlıklar nedeniyle DAEŞ'in kendisini yeniden örgütlenmesine ya da yeniden bölge halklarının başına bela olmasına neden oluyor. Bu temelde değerlendirmenizi yaparsanız sevinirim. Şimdi DAEŞ'i yargılamaya nasıl yanaşacaklar aslında bu çok önemli. Asıl mesele bu. Niye yanaşmıyorlar? Çünkü yanaştıkları anda böyle bir mahkeme kurulduğu anda o zaman herkesin, her çevrenin gerçek yüzde ortaya çıkmış olur bir şekilde. DAEŞ bütün geçmişiyle birlikte ele alınmak zorunda. Ortaya çıktığı dönemden bugüne kadar yaptıkları, ettikleriyle, vahşetiyle yargılanmak zorunda. Kimin ne ilişkisi varsa ortaya çıkarılmak zorunda. Münferit suçlar işlenmedi ki. Herhangi bir adli suç işlenmedi ki bu bölgede. İnsanları bu şekilde ya da bu insanları bu şekilde yargılayamazsınız ki. Herhangi bir işte bir çete yapılanmasına dahil olmuş, sonradan işte herhangi bir devlet tarafından tutuklanıp kendi kanunları çerçevesinde yargılanan bir vatandaş statüsüyle ele alamazsınız ki. Sonuç itibariyle küresel, aslında uluslararası bir suç şebekesi. Bunun nasıl oluşturulduğu, nereler üzerinden getirildiği, kimin bunların sevkiyatında yer aldığı, kimin bunların finansmanında yer aldığı, kimin bunların eğitiminde yer aldığı, kimin ne için kullandığı, bütün bunları masaya yatırarak yargılamak zorundasınız. DAEŞ'le hesaplaşmak zorunda, tarihsel bir hesaplaşma yaşamak zorundasın. Toplum bunu isteyecektir. Bunun işte DAEŞ'in bir proje olarak nasıl üretildiği, nasıl kullanıldığı, bütün hepsi masaya dökülmek zorunda. Dolayısıyla böyle bir şeye yanaşmıyorlar şu anda. İkincisi, DAEŞ'in kendi miadını da doldurmuş olması gerekiyor. Küresel bir projeden söz ediyorsak eğer, DAEŞ Türkiye üzerinden elini kolunu sallaya sallaya on binlerce çetesini Suriye'ye geçirdiyse, Irak'a geçirdiyse bunu yargılamak o kadar basit olmayacaktır. Bu bir amaç için buraya getirildi. Buraya sevk edildi. Dünyanın dört bir tarafından buraya getirdiler, öyle değil mi? Kafkaslardan geldiler. Balkanlardan geldiler. Afrika'dan geldiler. Avrupa'nın her ülkesinden geldiler. Türkiye'nin kendi içinden geldiler. Ve bunun bu gelişi için kullanılan yol güzergahları ortada. DAEŞ'lerin kendi itirafları ortada. Bunların nasıl sevkiyatlarının nasıl gerçekleştirildiği ortada. Kimlerin bunları getirdiği ortada. O zaman devletlerin kendisini yargılamak zorunda kalacaksınız. Onun için yanaşmıyorlar. Bu sürecin sona gitmesi gerekiyor. Bu vekalet savaşının ya da 3. Dünya Savaşı'nın aslında bir şekilde sona doğru gitmesi gerekiyor. Dizanın olması gerekiyor ki DAEŞ gibi çete yapılanmalarına ihtiyaç olmadığına kanaat getirmeleri gerekiyor ki böyle bir yargılamaya yanaşsınlar. Diğer bir husus, şimdi şu, herkes şunu biliyor artık. Gerçekten eğer almak istiyorlarsa ki bunlar özerk yönetimin zindanlarında, o zaman özerk yönetimi muhatap almak zorundalar. Hiç kimse şu anda dünyanın bütün devletleri, vatandaşları burada bulunan devletler özerk yönetimi meşru görerek bu şekilde yaklaşmak istemiyor. Meşru bir muhatap olarak almak istemiyor. Halen buna yanaşamıyorlar. Halen o dizayn süreci kendi küresel güçler arasında kendi aralarında gidip geliyor. Neye evrileceğini halen tam kestiremiyorlar. Özerk yönetime nasıl bir paya biçecekler? Tanıyacaklar mı? Suriye nasıl bir gelecekle karşı karşıya? Suriye'nin geleceği nasıl olacak? İran'ın geleceği nasıl olacak?
Irak'ın geleceği nasıl olacak? Bütün bölgenin yeniden şekillenmesiyle bağlantılı bir durum. Bir de ikincisi, Kürtler nereye oturacak bu dize içerisinde? Bunun da netleştirilmesi gerekir. DAEŞ'in yargılanması o açıdan çok da kolay olmuyor. Almaya çok yanaşmıyorlar. Çok ciddi bir tehlike. Peki gerçekten bu Rojava özel yönetimi ne yapmayı düşünüyor bu konuda? Özellikle onların yargılanması konusunda. Ya da ne bileyim yani sonuçta bir anlık belirleme benimki. Ya yargılamıyorsanız benim de gücüm yok deyip hepsini bırakıp alın ne yapıyorsanız yapın mı deme noktasına gelir. Öyle bir şey mümkün mü? Çok mümkün değil açıkçası. Çok böyle bir duruma gitmesi zor. Çünkü bu çeteler sonuçta bu halka, bu topluma karşı savaştırıldı. Hepsi aynı zihniyet, aynı mantaliteye sahipler halen. DAEŞ çeteleri zindanlara tutuklanarak zindanlara atıldılar ya da değişik şekillerde kamplarda tutuluyor. Bu şu demek değil ya da DAEŞ toprak hakimiyetini yitirdi. Bu şu anlama gelmiyor. DAEŞ çete üyeleri kendi amaçlarından vazgeçtiler. Bunlar sonuçta yıllarca eğitildiler, donatıldılar. Halen zindanlarda olup da gerçekten kendileri açısından söylüyorum tırnak içerisinde militanca duruş sergilemeye çalışanlar var. Halen kendi amaçlarını yaymaya çalışan çete üyeleri çok ciddi düzeyde. Şimdi bunları burada bıraktığınız zaman yine dönüp dolaşıp vuracakları kesim kim olacak? Halk olacak. Rojava, Kuzey Doğu Suriye özerk yönetimi gibi bir kendisini topluma karşı sorumlu gören, yıllarca bunun için buna karşı savaşmış, binlerce insanı şehit vermiş bir özerk yapının böyle bir şey yapması beklenmez elbette ki. Ortaya salmak olmuyor. Yeni katliamlara kapı aralamak olur ki böyle bir şey mümkün değil. Peki ben aslında bunu şunun için sordum. Türkiye aynısını yaptı. Çünkü Türkiye hapishanelerdeki DAEŞ'leri de bırakıp tam da bu dönemde on binlerce mülteciyi Avrupa sınırının kapılarına kadar getirdi. Sizin söyleminiz aradaki farkı da ortaya çıkardı. Ben spesifik bir konuyu tartıştım. Başından beri belki uzun dönemdir gündemimizde olmayan bir konuydu. Ya da bir şekliyle gündemin geride bıraktığı bir konuydu. Tartışmaya sunduğunuz katkı için Sayın Ali Terbiş gazeteci arkadaşımız, Sayın İbrahim Gezici araştırmacı yazar arkadaşımız ve Makbul Demokratik Halk Meclisi'nden Sayın Halil Bilen her üçünüze de teşekkür ediyorum. Emek ve katkılarınız için sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Önümüzdeki medya haberde gündem programlarında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.